Ve bir yağmur sonrası yeşil bir iklimde yaşamanın getirdiği dezavantajlardan bir tanesi. Ağaçlara, ormanlara bakınca mutlu oluyoruz ama bunların oluşması için belirli bir iklimin olması gerekiyor. Burası da böyle. Yağmur bayağı bir kuvvetliydi. Fırtına da öyle. Çamaşırlar da ıslandı. Böyle günler sürüyor kuruması. Ama ben yine de açık havada çamaşır kurutmayı seviyorum. Balkon perdesi yine perişan, parçalanmış. Burayı akşam sabitlemiştim kedilerim üşümesin diye. Tabii rüzgarın şiddetinden dayanamamış. Kedilerimin çok sevdiği kartonlar. Bunları tırmalıyorlar. Çok böyle yabani kedi gibi olmadıkları için ağaç tırmalamaktansa gelip bu kartonları tırmalamayı seviyorlar. Ve sandığım bunu naylonla kaplayacaktım. Bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi yağmurdan bayağı bir zarar görmüş. Aslında bir şeyi zamanında yapmak lazım. Bu da yine kedilerimin mama tahtası. Bunların kuruması da epey bir sürecek ama bu hafta 2 hafta falan yağmurlu. Ama sandık işlevini görüyor. İçi bir nebze kuru. Şuraya gelmiş biraz yağmur. Şu içleri gayet güzel kuru. Minderler falan da kuru. İyi yani. Amacına ulaşmış en azından. Kediler içine girebiliyorlar. Mamalar kadar ıslanmış. Mamalar bile. Acayip. Üşüdünüz mü? Ha? Tabakların altına karton bırakmıştım. Şey yapmasınlar diye. Ama hepsi ıslanmış. Artık bunlar çöpe. Balkonu temizlemek lazım. Bu çekçekler bayağı iyi oluyor. Mama tenekeleri falan uçmuş. Bu arada çöpte 2 tane kedi evi gördüm. Kartondan yapmışlar. Eskidiği için atmışlar artık. Kanalda silme doldu.